Hürmetli okuyucular, Yoldaş gazetinin yangı 44. nömeri çıktı. Gazetinin birinci beti 4. Noyabr'da ötkörüleyen Halkını Birliğini Günü deyen patçalık bayramını tarihi aktaytla ve Dağıstanı başçısı Sergey Melikov'nu Respublikanın halklarına etken kutlağı da salıngan. Gazetinin ikinci yangılıklar diyen betinle hala alerde Dağıstanı hükümetine bulgan cihinli akınla lakır etle. Bunda Yollar Kurudağı Hareket diye makalada arttaki yıllarda yol kuruluşa yangılıklarını kaydalarını kollağı ayrıca tirgü berilgenini ayta. Terörçülüklü yangı kaydalarına karşı iş görüle diyen makalasında gazetinin muhbiri Fatma Bekeyeva hala alerde Kaspir şaharda ötkörülgen terörçülükka karşı forumlu akınla tolu kuydu yazgan. Şubette askerge çakırı başına diye makalada Dağıstanlı asker komisarı Dayıtbek Mustafayev'in pres konferansiyasında malumatları verildi. 31. Oktyabr'da Buynakski'den Ukrayna'da askerge koşun komik bolsun için Zapastavu Lallan'ı kaytara askerge çakırı hakkında bizim muhbirimiz Abdullah Zalimhanov yazgan. Şolayda şubette ullatalarını nasihatlarına emin ve rahmulu komik baktırıldı de şu çarağa bağışlanan makalı yerleşken. Ekonomika diyen bölükte 9 ayını hasilleri hasetmeyi diyen makalada gazet muhbiri bütçeye aslan nalıklar düşe, çarşı maydalar 12 bin hektarga artkan, yurt hazinesine ahemiyatı, ağ altın arta, bahçeler töben tarta, Dağıstan'ın mamuğu kayda, dağlar bulgunca bağlar bolsun diyen gitçi içi makalı salıngan. Şolayda gezikli 5. bitti, yaşav diye rubrikanın tümüne ruh paylaşımı derecesi artık ve tatuluk yaşavını ulu dahnisi diyen anmadığını analizle makaları yerleşken. Para haklıklı kovurçunu bu bet Dağıstan'ın halk şairi Fazıl Aliyeva'nın 90 yıllığına bağışlanan. Bu yazık gazette Sputnik'in Orus beti çıkan. Birinci betinde Sraženje pri Andreje 300 let bu makalasında Yusuf İdrisov 300 yıl alda bulgan Orus patçanı askerine etkin karşılıklı hakkında tolu kuydu yaza. Nauči nas večnosti pevec bu makalanı onargan Alav Aliyev, Sovet ve Rusiyalı şair, jurnalist Jannat Vladimirovich Markus'nu Dağıstan'a bağışlanan şıkların beri. Şu bette Rodun izdetstvada belgeli bizim şairimiz Badurti Magomedov'un estelikleri de yazılgan. Наша история деген бетте Махти Шамхал и Бибулат Таймиев, Али Кулиханов, Валихан 310 лет, еще раз Сали Сулеймани, Абдул Межит Хамзаев и газета «Кавказ» шулай гитчи кужулу макалаларда умукланы тарихи акта языла. Газетни 10-чу бетинде Бораганна курулуп турган Яңгыш колан акына Таргут тауну айланасын оңгарууга багышланган Арсен Курбанов деген художникни уставкасы ва Бажарулу шаир ve tercümacı Murat Askeri'ni bir şükürsüde belirleyen. 13 Noyabr iç işlerini kurumlarını kulukçusunu günü Cemiyet ve Nizamliyen bette Alav Aliyev iç işlerini asıl maknası özgürlerden ülgü alma düşmeyi mi ağası kaçıp kutulgan ve sutlu zalını azet etlingen diye makalarına türlü türlü ahvalatlarını ve hareketlerini hakkında bakırdı. Birinci Dağıstallı Temirgazık Polis de gazetinin bu nömrüne yazıcı ve şair Mahmut Navi Halilov'nu Buynakskıra yolu Zaynilabir Canbulatov'nu tamaşa türlü kısmata hak yazılgan makalasını ikinci bölümü verildi. Bahçede Bağda bu betini gazetini bölümünün redaktörü Kara Mahmut Karay yürüte. Bu yazık yaprak tögüle diyen bet bulan muhbir eke uzun aranına, suğarını sırları, tazalık amallıklı aslı şartı, avlak işlerini devamı, bavucu yelekli cüraları köp ve güzünü ahırın çiğmişler diyen türlü türlü kuşurlu ve paydalı makalalar vergen. Halkın sesi bu bette Yoldaş gazetke okuyuculardan gelgen kağızlar sağlığına. Bu yazıkta bizim yurtlarda asil şefler yaşay diyen Gözel Hasanova'nı, Tuğgan günün kutlayız diyen Sultanat Kazavatova'nı ve ömür boyu gazetman kurdaşman Muhammed Navi Halilov'nı makalalar yerleşken. NMC'ye diyen Yaşar Çungu bette her zaman naimik gitçi pavlardan başlayıp ullu klaslığa yerli türlü türlü makalaları belirgen. Şolanın arasında Piyakhanım Bibolatova'nı Kumuk Alif Ba, Halk Avuz Yaratuvçuluğu, Kumuk Sözlük, Maskara Havarla Çeçeğin Yumaklar rebuslar belirgen. Şolayda gazette oku acıklar da yürülgün çaralanı hakkında da yazılgan. Gazetinin akırıncı vetinde İlmuğa bağışlarını degen Fatimet Bekeyeva'nı yaşarımlar İlmuğa koşanmak için ötkörülgen festivalin hakkında. Şolayda Baylavlukta iş görme tüşedirgen makalasında Kara Mahmut Karayev, Kaspi Denizi aylanasındağı naslıqını, Endreides yanı etilip duran ulu binanı hakkında yazılgan. Şolayda gazette türlü türlü maklumatlar, bildirirler ve kaygırışılar var. Hürmetli okuyucular, Yoldaş gazet sizin için ve sizin hakkınızda yaza. Okuğuz ve paydasını görüğüz. Gazetke yazılma da unutmağız.